Ben yatıyorum. İyi geceler. Evet. Bir süre Meltem'i rahat bırakalım. Kafasını toparlasın. Üzerine bir yatsın. Bir süre ilişmemekte fayda var. Evet. Bence de en iyisi bu. Kim arıyor bu saatte Tunus'u? Tutku. Yani açayım. Açılır. Açma tabii. Aa, bana versene. Tut, bana ver. Sen... Tuna Bey lütfen bir dakika dinleyin beni. Asıl sen beni dinle. Benden ve ailemden uzak duracaksın. Arkadaşlarımdan uzak duracaksın. Seninle böyle tesadüfen bile karşılaşmak istemiyorum. Anladın mı? Bizden uzak duracaksın. Eğer seni görürsem çok fena olur. Bizden uzak dur. Niye kapattın abicim ya? Benim de söyleyecek iki çift lafım vardı yani. Arıyorum, arıyorum ve ona gerekeni söylüyorum ben de. Yok, arıyorum. Aa, Tuna, ben gerekeni söyledim. Evet, evet Tuna. Gerekeni söyledi Haluk. Daha niye üsteliyorsun ya? Kızın telefonunu filan sil. Engelle bir şey yap şunu. Tamam. Çok şeyim ama gönül yani. Hakikaten yani. Arkadaşlar. Hadi siz de perişan oldunuz. Hadi gidin dinlenin. Bir üzerine yatalım, böyle bir kafamızı toparlayalım. Evet, biz de gidelim biraz düşünelim, edelim. Baksana Meltem gitti, odasına kapattı kendini. Kalk Tuna, kalk. Düşünmeyin, gidin uyuyun. Gidin bir kafanızı boşaltın. Ay, uyuyacak hal mi kaldı? Gönül, kalalım burada şimdi. Tuna, yürü lütfen, hadi. 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 Ay, yani şey yapmayın siz de bak. Hadi. Görüşürüz. İyi akşamlar. İyi geceler. Bir şey olursa ara beni, tamam mı? Tamam. Ya bak arayın yani. Tamam. Yemek falan yediniz mi? Aç mısınız mı? Ya ben bu olanlara hala inanamıyorum İrem ya. Nesine inanamıyorsun Tolga? Ben başından beri demiyor muyum Tutku'ya güvenmeyin, ona inanmayın diye? Gördü işte herkes. Ama bir şey diyeceğim. Nasıl rezil oldu değil mi? Yani var ya artık kimsenin karşısına çıkamaz. Ben sana diyeyim net kurtulduk. Sen öyle zannet. Ne demek sen öyle zannet? Tutkulu Tolga, eminim şu an herkes senin gibi düşünüyordur. Herkes Tutku'dan kurtulduğumuzu zannedip derin bir nefes almıştır. Şu anda Haluk Bey bile her şeyin çözüldüğünü, Meltem ablayla eski günlerine geri döneceğini düşünüyordur. Ama bence Tutku mutlaka geri dönecek. Ve onların mutluluklarını bozmak için elinden geleni yapacak. Ben Haluk Bey'in yerinde olsam asla rahat bir uyku uyuyamazdım. Yalnız Tuna ne düşündüm biliyor musun? Şu Tutku meselesini çocuklara çaktırmadan güzel atlattık biz. Hay etkilenecekti çocuklar da yani. Boşu boşuna sinirleri bozulacaktı onların da. Kesinlikle haklısın Gönül de ya. Mesajımı asla cevap vermiyor ya. Engelledi mi acaba ya? Kim? Meltem. Hiç mesaja cevap vermiyor Gönül. Vallahi yani şey bence yani ben umudumu yavaş yavaş kaybetmeye başladım. Bu affetmeyecek bizi yani. Ay nasıl affetmeyecek canım? Tuna ile Gönül'ü affetmeyecek. Affedecek tabii ki sonunda. Doğru söylüyorsun. Ne koktu ya böyle bir güzel bir şey gözleme koktu. Yaptım. Meltem'in sevdiğinden ıspanaklı. Şaka bu. Bir lokma alabilir miyim Gönül? Yok. Alamazsın. Bir tane alayım canım ne olacak? Alma canım işte. Meltem'in gönlünü almamız lazım Tuna. Bir şekilde bizi affetmek zorunda. Hadi. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sen inanılmaz bir kadınsın yani. Vallahi ya. Ya pes etme yok Gönül. Yok, sonuna kadar direneceğiz Gönül. Tabii ki. Seninle beraberim. Sonuna kadar beraberim. Hani sen umudunu kaybetmiştin. Ne oldu birdenbire? Şey o yani... Umudunu kim kaybetmiş de biz bulmuşuz Gönül ha? Tuna valla bir espri yapmayı yasaklıyorum ya sana. Hiç güzel. Ya ben ortam ısınsın diye söyledim yani. O açıdan yani. Hadi gidelim. Bir lokma alsaydın bir Gönül. Ben ben şöyle boş mu gideceğim ama? Tuna evet nedir yani işte bunu götürüyoruz. Dur bir dakika bekle ne olur ben bir meyve salatası yapayım. Daha... Ay meyve salatası Tuna çok vakit alır o ya. Bir dakika da yaparım. Vakit alır. Bir dakika da yaparım Gönül.
çayları koyayım mı baba? Yok, biraz daha bekleyelim. Annem bir kahvaltıyla mutlu olacak mı dersin? Şahsen bana inanmayıp 7 kat yabancıya inansaydınız sizi mezara kadar affetmezdim. Neyse ki Meltem Hanım asil bir kadın. Yani her an şaşırtmaca yapabilir. Emine! Bizim elimizden geleni yapacağız. Benim için çok rahat ama. Hep Meltem Hanım'ın yanındaydım. Ve ben size hep söyledim. O yılan tutkuyu hiç sevmedim ben. Siz de beni hep susturdunuz. Emine! Hah, işte aynen böyle yaptık. Emine abla, tamam bir hata yaptık ama sen de bu kadar üstümüze gelme istersen. Meltem Hanım'ın yaptıkları resmen böyle içimin yağlarını eritti Haluk Bey. Bir rahatladım, bir rahatladım. Hem siz... Yani anlamıyorum ben ya. Tutku sizi nasıl kandırdı böyle? Emine, bundan sonra Tutku adını ağzına almanı yasaklıyorum.